İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesinin sonuç bildirisinde Doğu Kudüs Filistin'in başkenti ilan edildi. Sonuç bildirisinde uluslararası topluma Doğu Kudüs'ü Filistin'in işgal altındaki başkenti olarak tanıma çağrısı yapıldı. Genel Sekreter El-Useymin yaptığı açıklamada çok sayıda devlet başkanı Kudüs'ün kırmızı çizgi olduğunu vurguladılar dedi. Aslında İslam dünyası olarak bugün ilan etmiş olduğumuz kararlardan dolayı birbirimizi kutlamalıyız diye düşünüyorum. Özellikle de burada bu sayıda İslam ülkesi bir araya gelerek ABD yönetiminin almış olduğu karara karşı kınama ifadelerinde bulunması ve ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi ve elçiliğini de Kudüs'e taşıma kararına karşı sağlam bir duruş sergilemiş olduk. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da bu zirveyi başarıyla sonuçlanmış ender İslami zirvelerden biri olarak görüyorum dedi. Bizler bu zirveye Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile geldik ve ben bu zirveyi başarıyla sonuçlanmış ender İslami zirvelerden bir tanesi olarak görüyorum. Tabii konumuz çok önemli, çok hassas bir konu. O da Kudüs'ü Şerif'le ilgili bir araya geldi ki ABD'nin Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını aldıktan sonra ve Kudüs'ü de İsrail'in başkenti olarak tanıdıktan sonra bu konu tamamıyla bizim açımızdan ve yine Birleşmiş Milletler'in kararlarına aykırı olduğu için bizler burada bu toplantıyı yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün İslam İşbirliği Teşkilatı'nın tarihi misyonuna yakışır anlamlı kritik bir zirve toplantısı gerçekleştirdik. Bu tarihi zirveyle Kudüs'ün sahipsiz olmadığını tüm dünyaya gösterdiğimize inanıyorum dedi. Bu tarihi zirveyle bir kez daha Kudüs'ün sahipsiz olmadığını, karar sahipleri başta olmak üzere tüm dünyaya gösterdiğimize inanıyorum. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Kudüs'e dair açıklamasının ilk işaretleri gelmeye başladığı andan itibaren İslam zirvesi dönem başkanı olarak çok yoğun mesai sarf ettik. Kararın çok ciddi sonuçları olacağını, bölgeyi büyük bir ateş çemberine sürükleyeceğini her fırsatta açıkça dile getirdik. Bu kararın gayrimeşru ve kabul edilemez olduğunu, barış çabalarını sekteye uğratacağını, fanatiklerin ekmeğine yağ süreceğini de anlattık. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bizler devlet ve hükümet başkanları olarak, yöneticileri olarak buradaki bu duruşumuzu kararlı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Bu konudaki duruşumuzu Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir diyerek tüm dünyaya ilan ettik. Erdoğan ayrıca Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkelere Filistin devletini tanıma çağrısında bulunuyorum. Artık bizim nazarımızda Filistin devletinin başkenti Kudüs'tür. Diğer ülkeleri de tanımaya davet ediyorum dedi. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkelere derhal Filistin devletini tanımaları çağrısında bulunuyorum. Biz bugün Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıdığımızı ilan ettik. Artık bizim nazarımızda Filistin devletinin başkenti Kudüs'tür ve öyle kalacaktır. Diğer ülkeleri de Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum. Adalet ve barış isteyen herkesin bu önemli adımı bir an önce atacağına inanıyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı sonuç bildirgesinde ABD yönetimi barış sürecindeki rolünden çekilmeli. ABD geri adım atmazsa tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır çağrısı da yapıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın sonuç bildirgesinde öne çıkan maddeler. Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak ilan ediyoruz. Bütün ülkeleri bunu tanımaya çağırıyoruz. ABD'nin Kudüs kararını kınıyoruz.
ABD'nin Kudüs kararı Filistin halkının haklarına saldırıdır. ABD barış sürecindeki rolünden çekilmeli. ABD geri adım atmazsa tüm sonuçlarından sorumlu olacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun harekete geçmemesi halinde bu ağır ihlali Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götürmeye hazırız. Bütün devletler diplomatik misyonlarını Kudüs'e taşımaya davet edilmiştir. Birleşmiş Milletler derhal sorumluluklarını üstlenmeli.